Ankara'dan merhaba. Sizlere bu canlı yayını Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünden gerçekleştiriyoruz. 6 lider Saadet Partisi'nden ayrıldı ve Ankara'da olağanüstü dakikalar yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü şu dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmeye başlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bir anlamda A takımını, kurmaylarını toplantıya çağırdı Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı şekilde İYİ Parti lideri Meral Akşener de Genel İdare Kurulu'nu, yani İYİ Parti'nin tepe yönetimini toplantıya davet etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde de toplantı olacağı bilgisini almış bulunuyoruz. Muhtemelen size bundan sonraki ikinci yayınımızı İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapmayı öngörebiliyoruz. İYİ Parti'yi takip etmeye çalışacağız. CHP'yi de takip etmeye çalışacağız. Liderler nasıl bir açıklama yaptılar bugün? Liderler bugün gelecek dönem, yani 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi için ortak Cumhurbaşkanı adayı için birlikte çalışacaklarının mesajını vurguladılar. Seçimler için ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz açıklaması yaptılar. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrasında nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yeniden bir araya geleceğiz dediler. Yani bu ne anlama geliyor? 6 Mart'ta yeniden burada Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yeniden bir yuvarlak masada buluşacak 6 lider. Ama ortak bir anlayışa ulaştık mesajıyla da bir anlamda kamuoyunu rahatlatmaya çalıştılar. Bir gerilim olmadığı bilgisini vermeye çalıştılar. Şimdi baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları itibariyle aslında masada, gündemde tek bir aday olduğu ve o tek adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddiası var. Ama öte yandan İYİ Parti cephesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirmeye devam ediyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor. Ancak şunu hatırlatmakta yarar var. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce defalarca yaptığı açıklamada CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açısından adaylık kapısını kapatmıştı ve belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği mesajını vermişti. Yani onların belediye başkanı olarak görev yapacaklarını sıkça vurgulamıştı. Dolayısıyla CHP'ye rağmen CHP'li bir başka ismin, CHP'li bir belediye başkanının aday gösterilmesi konusunda ciddi bir direnç ve ciddi bir karşı koyuş var CHP tarafında. Ama öte yandan İYİ Parti'de ise Kılıçdaroğlu yerine farklı bir ismin de aday olarak gösterilebileceği görüşü var. Hatta İYİ Parti kurmayları arasında örneğin şu görüşler ifade edildi. Millet İttifakı'nı biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermek için mi kurduk gibi cümleler ve itirazlar söz konusu. CHP'nin tutumunu dayatma olarak nitelendiren eleştiriler yapan kurmaylar söz konusu İYİ Parti'de. Şu dakikalarda liderler İki partide, CHP ve İYİ Parti genel merkezlerinde kurmaylarıyla toplantı halindeler. Bu toplantıdan nasıl sonuçlar çıkacak noktasındaysa şunun altını çizmek lazım. Bugünkü açıklamayla bir kez daha 6 lider ve buna Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de dahil olmak üzere imza attıkları açıklamayla kendilerini bağlamış durumdalar. Türkiye kamuoyuna 13. Cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday göstereceğiz. Bu konuda da ortak bir anlayışa ulaştık açıklaması yaptılar. Dolayısıyla da bu saatten sonra beklenti o ortak adayın kamuoyuna ilan edilmesi noktasına çevrildi. O ortak adayın ne gün ilan edileceği konusunda da yaptıkları, bu akşam yaptıkları açıklama itibariyle 6 Mart günü Saadet Partisi ev sahipliğinde nihai açıklamayı paylaşmak üzere yeniden toplanacağız dediler. Bu çerçevede bu vurguyu yaptılar. Yani bugün 2 Mart, dolayısıyla 6 Mart günü 4 gün sonra o nihai açıklamayı yapacaklarını belirtiyorlar. Bugüne kadar Ankara kulislerinde İbre çok büyük oranda Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyordu. Ancak bu saatten sonra
Bunu değiştirecek herhangi bir sürpriz gelişme olabilir mi? Liderlerin ortak anlayışla uzlaşıya ulaştık, ortak bir anlayışa sahibiz mesajınınla birlikte kastettikleri isim Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu soruların yanıtlarını vermek için resmi açıklamayı beklemek durumundayız. Teyitli açıklamayı beklemek durumundayız. Çünkü liderler bugün sadece ortak bir anlayışa ulaştık açıklaması yapmakla yetindiler. Ankara'dan şimdilik aktaracaklarımız bu şekilde.